istatistik alamadık herhalde ama geçen yıl oranla bir artış var. Müşterilerle mücadele var mı yok mu? Biz de sorduğumuzda yetkililere var. Bak, yakalamışız. Yine bu kaçakçılıkla mücadele konularında da deprem bölgesine gittiler. Oradakilere yardım vermek için ve toplamda 9... turizm Trabzon için olması olmazlardan bir tanesi ve turizm polisi kuruldu Trabzon'da. O günden... Trabzon'umuzda 511 tane silah yakalamışız. Yani bunlar ruhsatsız silahlar tabii ki. Yapılan kontrollerde, ondan sonra yol aramalarında ele geçirilen silahlardır. Onun için 511 tane, yani vatandaşımıza diyoruz ki hiç kimse silah taşımasın. Hele hele ruhsatsız silah hiç taşımasınlar diyoruz ama tabii ki insanlarda bir silah merakı oluyor. Fakat biz bunlarla mücadele de ediyoruz. 2023 yılında dediğim gibi 511 tanesini bu şekilde yakalamışız. Yine bu kaçakçılıkla mücadele konularında da epey malzeme ele geçiriliyor. Mesela sigara, makaron, şu kendileri sarıyorlar ya makinalarla, ona dair yakalamalarımız var. 870 bin tane makaron yakalamışız mesela. Ondan sonra gümrük kaçağı sigara var, 28 bin. Sonra puro, sahte dolar, elektronik sigara vesaire pek çok kaçak malzeme jandarma ve emniyetimizin, sahil güvenliğimizin yapmış olduğu çalışmalarda, arama ve kontrollerde ele geçirildi. Bunları da tabii ki hemen sahiplerle beraber adli makamlara çıkartıyoruz. Değerli arkadaşlar, trafik muayenelerimiz, trafik kontrollerimiz, yol güvenliğinin, trafik güvenliğinin sağlanması açısından her zaman devam ediyor. Gecesiyle, gündüzüyle, kırsalıyla, şehriyle ya da şehirler arası yollarla bunlar mutlaka devam ettiriyoruz. Bu sayede 134 bin araca ceza kesilmiş. Yani bu ceza tabii ki hani çok da övünülecek bir şey değildir. Keşke çok çok daha az ceza kessek. Turizm Trabzon için olması olmazlardan bir tanesi ve turizm... Bir konuya özellikle dikkat çekmekte fayda var. Yorgun mermi konusu. Yani havaya çok silah sıkılıyor, boşa çok silah sıkılıyor ve biz bunları tabii ki gördüğümüz zaman, eriştiğimizde incelemelerini yapıp hemen adli makamlara bildiriyoruz. Yani bu konuda emniyetimizin, jandarmamızın en küçük bir toleransı yoktur. Fakat vatandaşımızın bu konuda çok daha bilinçli olması lazım. Havaya sıkılan mermi, veya işte biz sadece boşluğa atıyoruz veya işte ileriye doğru boş alan olarak düşündüğü alana doğru attıkları mermiler mutlaka yere düşüyor. Hiçbir mermi çekirdeği havada kalmıyor. Ve bunlar hiç beklemediğiniz bir şekilde bir takım canlının üzerine düşmesi mümkün. Bu şekilde yaralanmalar bile var. 35 yorgun mermi olayı meydana gelmiş 2023'te. 12 vatandaşımız yaralanmış. Bununla ilgili olarak da tespit edebildiğimiz 15 kişi 11 tabancayla ve 2 tane de av tüfeğiyle birlikte yakalandılar ve adli mercilere teslim edildiler. Ondan sonra adli süreç başladı, devam ediliyor. Bunun sayısı var mı? Yine bu kaçakçılıkla mücadele konularında da... Olmasın. Kimse havaya silah sıkmasın. İnsanlar atış poligonlarına resmi ruhsatlı atış poligonlarına gitsin ve orada hedefe atsınlar. Herkes birbiriyle yarışsın gerekiyorsa. Yani siz daha çok vurdunuz, ben daha çok vurdum gibi. Yani boşluğa silah atmak hakikaten anlamsız bir taraftan ve bir taraftan hiç beklemediğiniz bir şekilde insanları, canlıları tehlikeye atıyor. Büyük bir riske atıyor. Yani insanlar fındık bahçesinde çalışırken topuğundan bir bakıyor ki bir sızlama var, vuruluyor. İşte omuzundan vuruluyor. Bir bakıyorsunuz ki. Evet, tepesinden geliyor arkadaşlar. Veya araçlara, evlere, camlara gelenler var. Yani hakikaten bunlar büyük bir risk taşıyor. O yüzden hiç kimse boşluğa da havaya da sıkmasın yani bu şekilde. Bu iyi bir şey değil. Bayramda seviniyoruz,
havaya silah sıkıyordu. Sıkıyorlar. Ne bileyim işte düğünde bakıyorsunuz havaya silah sıkıyorlar. Bunlar güzel şeyler değil. Ve bu konuda bir arkadaşlarımızın geliştirdiği proje ve bu projenin sloganı var. Mutluluğa silah kurşun sıkmayalım. Bu çok önemli bir proje. Çok önemli bir slogan. Hep birlikte mutluluğumuzu mutluluk olarak kutlayalım diye arkadaşlarımıza tekrar hatırlatıyoruz. Yakalamışız. Yine bu kaçakçılıkla mücadele konularında